Merhabalar, Ekonomide Bugün'e hoş geldiniz. Ekonomideki gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Ekonomik hayatta baktığımızda temel tablo savaşa kilitlenmiş vaziyette açıkçası. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonu tüm dünyayı germiş vaziyette. Elbette ki piyasalar ve reel ekonomi de bundan etkilenme sürecinde. Zaten yüksek bir enflasyon tablosu söz konusuydu. Operasyonun ardından yükselişe geçen özellikle petrol fiyatları tabii ki Türkiye ekonomisi de zora sokmaya başladı. Hem cari açık tarafında hem de enflasyon tarafında. Ve özellikle Türkiye'nin buğday ihtiyacını karşıladığı iki önemli ülkenin savaşıyor olmasının da gıda tarafında sıkıntıları var. Keza özellikle yağ fiyatlarına bile yansıyan bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzun altını çizmekte fayda var. Herkes savaşa kilitlenmiş durumda. Umar riski bir an önce sonlanır, barışçı çözümler ortaya çıkar. Ancak gerilim sürdüğü sürece Türkiye'nin de gerildiğini görüyoruz. Bu döviz cephesine de yansımaya başladı. Türkiye'nin risk primi rekor seviyelere ulaştıkça dolar da yavaş yavaş yukarı hareketleniyor. Keza dolar euro karşısında da diğer para birimleri karşısında da yükselişte. Çünkü Avrupa'da bir sıkıntı yaşanıyor özellikle. Biz de etkileniyoruz. Haliyle dolar yani Amerika Birleşik Devletleri bu sürecin uzağında kaldığı için daha güçlü kalmaya devam ediyor bu tabloda. Ama herkesin hesabı savaşla birlikte değişmiş vaziyette. Türkiye'nin özellikle maliyet konusunda sıkıntıları var enflasyon cephesinde. Oradaki problemlerin nasıl aşılacağı ayrı bir mesele. Özellikle üretici fiyat endeksinin %105,01'e kadar çıkmış olması çok ciddi bir problem. Maliyetler artıyor. TÜFE'ye yansıması daha sınırlı baktığımızda %54,44 seviyesi burada karşımıza çıkmakta. Taze açıklanmış bu rakamlar Türkiye için hayati değerde. Dış ticarette ise açığımız büyümeye devam ediyor. Ne yazık ki özellikle enerji faturası ile birlikte. Bu tablo itibariyle yılın 3. ayına girmiş durumdayız. Peki ekonomik hayatta özellikle ticaret tarafında, perakende sektöründe neler yaşanmakta? Kısacası alışveriş dünyası bize nasıl bir manzara göstermekte? AVM'lerde nasıl gidiyor işler? Bütün bu soruların yanıtını bu programda almaya çalışacağız. Program konuğumu sizlere tanıtmak istiyorum. Sayın Feyza Sönmez Acar. Kendisi Korupark Genel Müdürü. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkürler. Efendim, Korupark Genel Müdürü diyorum ama açıkçası sizin grubun bursa operasyonlarının tümü sizin elinizde. Daha da fazlası var gördüğüm kadarıyla, çok da kamuoyuna da yansımadı. Ben bile çok yeni öğrendim. Evet. İstanbul'a gidip gelmektesiniz. Baktığımızda torunlar tarafına çok daha etkili bir konumdasınız anladığım kadarıyla. Evet. Son unvanınızı ben rica edeyim önce. Torunlar GEO'nun tüm AVM projelerinden sorumlu. Genel Müdür Yardımcısı oldum ben Temmuz'dan beri. O yüzden Antalya, İzmir, İstanbul, Kütahya'da bir alışveriş merkezimiz var. Tamamıyla ilgilenmeye başladım. Yani açıkçası Bursa'dan çıkan bir marka haline geliyorsunuz bir yönetici olarak benim gözümde. Evet, evet. Çünkü genelde profesyoneller hani başka şehirlerden gelir, özellikle İstanbul'dan gelir vesaire. Biz profesyonel ihraç etmiş oluyoruz, evet. Benim kafamda ya, çok güzel bir şey. Sağ tebrik olun. Ederim. Tabii ben 23 yıldır torunlarda olduğum için onun bir tabii ki altyapısı var. Hani çok uzun yıllar aynı şirkette kıdem alınca doğal olarak hani diğer projelerde de bu deneyimlerimizi yeni arkadaşlarımıza kazandırmak amacıyla çalışıyoruz. Evet, ben hızlı bir giriş yaptım. Girişte evet. Açıkçası tablo karışık. Tatsız, evet. Yani anlatırken bile canım sıkıldı. Aynen, maalesef kısa öyle. Kısa bir özet vermeye çalıştım ama siz sahada bunları yaşıyorsunuz. Evet. Yani dışarıdaki bir gelişme doğrudan bizi de etkileyebiliyor. Bir tarafta savaş var ama iki yıldır zaten pandemiyle boğuştuk. Gerçekten öyle. Sizin sektörler çok etkilendi bu anlamda. O taraftan bir bakalım isterseniz, 2022'nin 3. ayına girdik. Nasıl bir atmosferde girdik? Bir tarafta pandemi var genel itibariyle. Hem AVM'ler hem turizm, diğer tarafını da merak ediyorum. Diğer tarafta son eklenen halka oldu. Savaş. Nasıl bir atmosfer var? Yani şöyle, aslında bakacak olursanız pandemi alışveriş merkezleri, yani bizim sektörümüzü biliyorsunuz çok etkiledi. En çok etkilenen sektörlerin başında geldik. Fakat Temmuz ayından bu yana, yani geçtiğimiz Temmuz ayı itibariyle çok ciddi anlamda işlerde toparlanma başlamıştı. Tüm perakende sektörü adına söyleyebilirim. Yani cadde mağazalı, sokak mağazalarımız ve alışveriş merkezlerimizde. Hani cirolarımız bizim beklediğimiz seviyelerin üstüne geldi. Çok hızlı bir toparlanma oldu. Onu da hep konuşmuştuk geçen programlarda da, biliyorsunuz intikam alışverişi diye bir alışverişten bahsetmiştik. Olacak mı, olacak mı derken. Gerçekten oldu. İnsanların o bekletilen ihtiyaçları sebebiyle çok ciddi anlamda alışverişe döndü işler. Moraller düzeldi.
Perakendecinin heyecanı arttı, yeni yatırımlar başladı. Bir yatırımlar da durmuştu tabii ki de, işler durunca ve hayat durunca. Yatırımların durması demek tabii ki de ülkenin büyümesini engelleyen bir şey. Yeni yatırımlar, işte eskiden insanlar arardı hani mağaza açmak için. 2 yıldır bir telefonumuz bile o anlamda çalmazken tekrardan talep inanılmaz bir şekilde artmaya başladı. Tüm AVM'lerimizde, tüm diğer şehirlerdeki AVM'lerimizde. Fakat tabii şu anki bu belirsizlik ortamı bir anda tabloyu tamamen değiştirdi. Şu an hepimiz bir kere öncelikle hani hiç kendi ülkemizde olmasa bile dünyanın herhangi bir yerinde savaş olması ve burada da özellikle sivillerin ölüyor olması hepimiz için son derece can sıkıcı bir şey. Böyle bir şey hiçbirimiz arzu etmiyoruz. Kesinlikle. Bu bir kere motivasyonu düşürüyor. Hani bizim işimizdeki motivasyon çok önemli. İhtiyaç evet ama insanlar sadece ihtiyaçtan alışveriş yapmıyor. Hani kendilerini daha iyi hissetmek. Yeni bir şey almanın verdiği heyecan, mutluluk. Fakat böyle bir ortamda herkes bir durup şu anda hani ben ne yapıyorumu sorguluyor. Bir an önce hani bu barış ortamının sağlanması tüm dünya için, bizim için, ülkemiz herkes adına evet, çok önemli. Evet. Yani ciddi bir belirsizlik sürecinden zaten geçtik. Sıkıntılar evet, vardı, üstüne yeni bir belirsizlik evet, eklendi baktığımızda. İleriye dönük plan proje yapma kabiliyeti de azalıyor şu dünyasında değil mi böyle atmosferde? Ya tabii şu anda Rusya hani çok önemli sonuçta bir ülke. Bir tarafta Avrupa var. Özellikle perakende sektörü Avrupa'da, Avrupa'nın markaları bizim Türk AVM'lerimizde ya da Türkiye'de çok ciddi anlamda yatırım yapan markalar, Avrupa'daki markalar ya da biz de gidip Avrupa'ya ciddi anlamda artık Türk markaları da gidiyor. Oradaki alışveriş merkezlerinde mağazalarını açıyor, Rusya'da açıyor. O yüzden bu ülkelerin birbirleriyle uyum içerisinde yaşıyor olması Türk perakende sektörü adına da çok önemli bir şey. Eskiden çünkü hani bizim mağazalarımız bir tek Türkiye'de olurdu. Artık bugün çok önemli dünya markalarımız olmaya başladı. Avrupa'nın her yerinde ya da Rusya'da görülen. O yüzden bu yatırımların tekrardan başlaması bir durdu. Evet, yatırımlar tekrardan, insanlar bir bakalım bu savaş ne olacak? Hani daha artarak, şiddetini arttırarak mı devam edecek? Yoksa hani şiddet azalacak, müzakerelerle bu iş sonuca mı bağlanacak şeklinde bir şeye girdi, bir bekleme dönemine girdi. Ama bu şu anda bizim birebir alışverişlerimize olumsuz henüz yansımadı. Onu tam olarak gözlemleyemiyoruz. Umarım yansımaz diye de düşünüyoruz. Yani şu an için tablo negatif değil. Negatif önemli değil. Evet, evet ama hani tabii ki de hani nereye gideceği önemli bu işin. Ne kadar süreceği önemli. Peki burada hemen bir parantez açalım. İsterseniz perakende sektörünün detayları önemli ama işin turizm etkisi de var. Çünkü tabii önemli ki müşteri ülkeleri bizim için Ukrayna ve Rusya'ydı. Aynen öyle. Şimdi orada da çok büyük bir soru işareti var. İptallere dair haberler geliyor baktığımızda. Sizde o tarafta da artık bir temsiliyet var. Nasıl görüyorsunuz? Evet, yani şu an en büyük tedirginlik orada turizm tarafında. Biliyorsunuz özellikle Antalya'da, yani bizim Antalya'da da alışveriş merkezimiz var. Oradaki turist potansiyelinin büyük bir kısmı Rus. Tamam evet oraya şeyler gidiyor, diğer ülkelerden de insanlar gidiyor ama ağırlıklı ortalamada ciddi anlamda Rus turist gidiyor. Bu bizim için iptalleri duyuyoruz biz de. Özellikle Avrupa ülkelerindeki iptalleri duyuyoruz. Evet. Daha Türkiye ile ilgili çok büyük iptaller duymadık ama bu bir tedirginlik. Umarız ki hani dediğim gibi süreç uzun sürmez ya da Türkiye daha güvenli bir bölge diye bizi tercih ederler diye ümit ediyoruz şu anda. Yani bir imkan da doğabilir. Bir imkan, hani bunu biz fırsata çevirebilir miyiz ülke olarak turizm açısından bakıyoruz. Umarım öyle sonuçlanır diye düşünüyoruz. Umarız ki belirsizlik bir ama an önce kalkar. Ama şu an bir belirsizlik evet, söz konusu İnsan maalesef. Hayatları da sönmez bundan sonra baktığımızda. Ya evet, çok en önemli. Kötüsü o. Yani orada hani yakınızda bir ülkede insanların öldüğünü düşünüyor olmak gerçekten çok acı. Evet, yani çatışmanın bir an önce durmasını evet, dileyelim evet, artık taraflar. Umarız ki sakinleşirler. Türkiye'yi etkileyen faktörler çok fazla. Bu açıdan baktığımızda biraz perakendenin sorunlarına bakalım isterseniz. Tamam peki. Çünkü ciddi bir maliyet artışı var. Enflasyon rakamları taze açıklandı. Üstün körü bile paylaştık ama herkesin hissettiği çok başka. İş dünyasıyla konuşuyorsunuz. Onlar henüz biz maliyetimizi yansıtamadık diyorlar. Oysa üretici fiyat endeksi %105'lerdi. Evet. %54 küsür baktığımızda tüfe var. Daha gidecek yolu gibi var ama vatandaş da bunu almış durumda.
yeter artık bu kadar zam. Akaryakıtı her gün geliyor. Bu tablo alışverişi nasıl etkiliyor baktığımızda? Yani bir tarafı iş dünyasının durumu, bir tarafı tüketicinin durumu. İkisi de ayrı şikayetçi. Evet, maalesef öyle. Şu an bizim de en büyük problemimiz artan enflasyon. Çünkü gerçekten fiyatlar böyle bir ara, özellikle şu geçen sene daha kötüydü o kur dalgalanmasında. Neredeyse her gün marketlerde etiket yapılır hale gelmişti. Tam o kur bir dengeye oturdu. Hani evet, düştü, bir yerde kaldı, bundan sonra böyle devam edecek derken şu an bu enflasyonun önüne geçilemiyor. Bu direkt fiyatlara yansıyor. Yani %100 artışlar etiketlerde olduğunu biz de gözlemliyoruz. Bu neye dönüştü? Yani eskiden belki siz ihtiyacınızı 3 tane alacağınıza şimdi bir tane alıyorsunuz. Ya da öncelikli ihtiyaçlarınızı belirliyorsunuz. İşte ne bileyim, çocuğunuzun ayakkabısı ya da işte ne bileyim evinizin bir eşyası diye. Eskiden daha rahat alışveriş yaparken şimdi bir düşünüyorsunuz, bütçeliyorsunuz. İşte şu kadar doğalgaz faturam var, bu kadar elektrik, onlar her gün artıyor. Bu kadar kiram var, ne kadar kaldı? İşte 30 liram kaldı. Bu 30 liramı en iyi nasıl harcarım? Onun hesabını yapıyoruz hepimiz. Yani bakıldığında şu an tüketici tarafında da bir belirsizlik var. Var tabii. O... Yani ya bunun ciroya yansımasını bu ay göreceğiz bence. Çünkü açıkçası Temmuz'dan Aralık'a kadar çok iyi anlamda gidiyordu işler. Yani böyle bizim tarafta da bu enflasyon rakamları kadar ciro artışları oluyordu mağazalarda. Yani %50 ile %200 arasında ciro artışları görüyorduk yani biz markalarda. Talep kısılmamıştı. Ya evet. Yani ertelenmiş olan pandemi talebi buraya kaymıştı. Aynen. Değerlendirildi bir şekilde. Aynen ve çok iyi gidiyordu işler. Yani %50'nin altında ciro artışı olan bir marka neredeyse yok gibiydi. Ya da öyle olan markalara biz diyoruz ki hani herkes %100, %150 artarken sen niye %50 arttın? Bir sorun mu var diye aradığımızda şu cevap geliyordu. Mal yok. Malı yoksa, ürün varsa, mal varsa mağazada bu satışa dönüyor. Ama bazı sorunlar yüzünden, işte bu tedarik, lojistik, ham madde problemleri yüzünden iplik, boya gibi ürünleri tamamlayamayan, kendini pandemi sonrası bu kadar hızlı bir trafiğe planlamamış olan üretici kısmından bahsediyorum. Onlarda mal yoktu ve onlarda ciro artışları da hani o %100'leri, %150'leri görmedi ama gerçekten işini iyi yapan perakendeci burada ayrıldı. İşini iyi yapan perakendeci malı mağazaya koydu ve sattı. Bunda da %150-200 cirolar da artış oldu. Tabii biraz da şey de oldu. Yani sektörel değişimler oldu. Biliyorsunuz pandemi döneminde ve pandemiden hemen o çıkış döneminde online alışverişte teknoloji aldı başını gitti. Ev eşyaları aldı başını gitti o dönem. Hazır giyim çöktü. Pandemi çıkışındaysa işte o işte birimiz kilo aldık, birimiz kilo verdik. Çocuklar büyüdü, ayaklar büyüdü. İhtiyaç değişti. İhtiyaçlar değişti. Sonra elektronik ev bir dengeye oturdu. Bu sefer hazır giyim de çok ciddi anlamda bir artış oldu. İşte pandemi döneminde spor ayakkabı, eşofman satılıyordu. Şimdi tekrardan işte takım elbise, ceket, daha klasik giyimler satılmaya başladı. Her sektör hani pandemi yaralarını farklı zaman diliminde bir şekilde sardı gibi. Bu sefer de yüksek enflasyonun talep üstündeki etkisiyle mücadele edecek. Evet, şu andaki sorun yüksek enflasyon problemi. Yani Şubat'ın ciroları henüz belli değil anladığım kadarıyla. Yani yeni yeni gelmeye başladı. Yani orada bir ön tabloyu göreceğiz. Yani orada biraz evet, bir de hani normalde Şubat ayı zaten hani indirimlerin son ayıdır sektörde. Zaten hani artık böyle bitmiştir ürün. Yani stoklarda stok eritme ayıdır Şubat. Biliyorsunuz Mart'la birlikte Mart'ın 15'inden itibaren yeni sezon açılır. İşte Nisan'da bir şekilde o fiyatlara alışır tüketici. Anneler günü, bayram derken hani tekrardan işlerin arttığı bir dönem olur bizim sektörümüzde. Mart ayı zaten en, yani bu sektörde en kötü ay Mart ayıdır. Aslında bu bir taraftan avantaj. Belki Mart ayında şu işler biraz toparlanır. Geçiş normal. Dönemi. Geçiş dönemidir. Yani kış bitiyor. Mesela bugün hava dışarıda çok güzel. Hani böyle bir hava varken insanlar daha böyle motivasyon olarak daha ince kıyafetler, daha renkli kıyafetler giymeyi tercih ediyor. Hava kapalıyken hepimiz kazaklarımızı giyiyoruz, koyu kıyafetler giyiyoruz. O yüzden bahar döneminin geçiş ayı Mart'tır.
Bir hazırlık fırsatı da veriyor anladığım Evet, kadarıyla. aynen Ama öyle. mevcut belirsizlikte ne kadar hazırlanılabilir, o da ayrı. Ya tabii ki de yani bir an önce hani bu belirsizlik ortamı hepimiz için kötü bir şey. Ne olacağının belli olmaması. Pandemide de öyle değil miydi hepimiz? Ne olacak? Her hastalığa olan ölecek zannediyorduk. Kapı dışarı çıkamıyorduk. Şimdi bugün çok ciddi anlamda işte maskeleri çıkarttığımız bir döneme geldik. Evet, şu an AVM'lerde uygulama herhalde maskesiz artık. Zaten HES kodu kaldırıldı. Çünkü Şöyle maskeler konusunda bir karmaşa da var. İşte havalandırılmış, havalandırılmamış vesaire bir kriter var. Sizde herhalde kaliteli bir havalandırma %100 vardır. biz %100 taze havayla çalışıyoruz. Yani bizim AVM'lerin sistemi zaten temiz havayı alıyor dışarıdan ve içerideki kirli havayı dışarı atıp temiz havayı döndüren bir sistem var AVM'lerimizde. Fakat biz yine de çalışanlarımıza maske taktırıyoruz. Yine de hani bu Mart'ı biraz geçiş ayı olarak belirledik kendi İyi bir fikir. içimizde. Yani Nisan'la birlikte havalar ısınacak. İşte grip var, nezle var vesaire. Bunun da önüne geçelim diye Mart ayında tüm çalışanlarımız, AVM'deki güvenlik, temizlik, teknik ofislerimizdeki çalışanlarımızı biz taktıracağız. Ama ziyaretçiler takmak istemeyen olursa tabii ki de ona zorla maske taktıracaksın gibi bir dünyamız söz konusu Alışmış değil. olan henüz bırakamıyor anladığım Bir kadarıyla ya da kesim var çünkü farkında değil evet. evet. Bunca zaman Kolay değil taktıktan sonra bence de. Ben de aksesuar maskeyle gibi geldim oldu buraya bakalım. mesela. Evet. Dışarıda bile maske takarak Ama tedbir geldim. tedbirdir bana göre. Ben Yani biz öyle mesela düşünüyoruz. sıkıntısı yoksa takmaya devam etsin. Çünkü pandemi hala bitmedi Evet, netice sonuçta itibariyle. bence şeye döndü işte artık bu kişisel tedbir, kişisel önleme döndü. Orada artık birey verecek bu kararı. En azından bu pandeminin verdiği bir ders bu. Açıkçası herkes hijyenine, sağlığına daha fazla dikkat Evet. etme imkanına kavuştu herhalde. Umarız ki bu alışkanlıklar çok tersine gitmez. Umarız, umarız. Vatandaş hem sağlığını korur bakıldığında hem de cüzdanını korur bu yolla. Cüzdanı demişken de cüzdanı tabii bu enflasyonla erimeye başladı. Talep konusunda anladığım kadarıyla biraz bir düşüş beklentiniz var. Yani Bu fiyatlar şöyle, arttığı için. aslında pandemi dönemi ve pandemi sonrasında biz şunu gördük. Ziyaretçi sayıları pandemi öncesi dönemine gelmedi. Fakat cirolar çok ciddi anlamda arttı. Bu ne demek? Hani kişi başı harcamalar arttı. Hani gelen insan Azaldı ama tamamen alışveriş. Hani o eskiden hani gidelim bir şöyle bir dolaşalım, tur atalımlar azaldı. Hani gerçekten ihtiyaç için geliyor insanlar. İhtiyaçlarını görüyorlar, hallediyorlar, alışverişlerini yapıyorlar. Bir yemek yiyorlar, bir sinema. Artık sinemalar açıldı biliyorsunuz. Daha önce aşı zorunluluğu vardı, HES kodu zorunluluğu vardı. Onlar da kalktı sinemalarda. O yüzden şimdi daha rahat olacaklar. Nisan'dan sonra zaten bence bu sorunun artık kalmayacağını düşünüyoruz biz AVM'lerde ya da hiçbir yerde. Bu maske önemli bir şeydi. Bu hastalığı açtık Değişim anlamında başladı bir değişim bir şekilde. şekilde Evet, başladı. yani daha olumlu bir yansıma en azından gelen ziyaretçi sayısında bekliyorsunuz bu Tabii, durumda. artık bundan sonra herhalde artık Nisan'dan sonra bu yazla birlikte her şey normale dönecekti. Yani yeni normal diye bir şey kalmayıp artık eski normallerimize İyi. döneceğiz diye İşin düşünüyoruz. talep tarafında, gelen ziyaretçi tarafında perakende sektörü normalleşiyor anladığım Evet. kadarıyla ama özellikle maliyet baskısı ve fiyatlama konusunda hala o belirsizlikle savaşacak gibi. Tabii yani şu da belirsizlik var. Biz şimdi görüyoruz, konuşuyoruz perakendeci dostlarımızla. İşte bu mal ve tedarik ham madde problemleri bitmiş değil. Yani pandemide Burada hayatın bir durması. parantez açmak istiyorum. Tedarik derken fiyatlar hızla arttığı için mi sıkıntı var? Ürün mü bulunamıyor ki Hem bazı fiyat firmalar çok yurt yüksek, dışına hem çok ürün yok. satıyorlar? Boya yok, ham madde yok, Taşıma iplik yok. masrafı farklılaştı. Tabii ham maliyeler, navlunlar aldı Yani başını gitti. tedarikte tümüyle bir sıkıntı var anladığım Tamamen, kadarıyla. Yani ham maddesi, lojistiği, fiyatlaması, ürün hepsinde. bulunamama. Yani düşünsenize dünyadaki herkes çipi öğrendi yani. Hepimiz Evet. çip krizi diye hepimiz anladık ya. Yani şu anda da yani iplik krizi, boya sorunu, ham madde problemleri. Ama şunu görüyoruz biz hani ürünü iyi olan, gerçekten ürünü mağazaya sokan, koyan, hani stoğunu iyi yöneten perakendeci şu an bu tarz problemlerle uğraşmıyor. Yani peki burada baktığımızda bu sürecin atlatılması için tedbirler alınıyor mu? Yani firmaların herhalde bu süreci atlatması sıkıntılı olacak. Ürün bulamayanlara dair az önce güzel bir örnek verdiniz. Cirosu %150 artana karşı %50 artanın tedarik sorunu var demek. Evet. Yani burada
karlılık problemiyle karşılaşabilir mi firmalar? Tabii, yani bu süreci yönetemeyen firmalarda sorunlar olacaktır diye düşünüyoruz. Yani bu 2022 yılının bunun düzeleceği bir yıl olması gerekiyor. Yani 2023'ten sonra artık bu sorunları yaşamıyor olmamız gerekiyor. Yeni bir şey çıkmazsa. Ama işte hep onu konuşuyoruz biz de, yani maalesef. Ben turizmi düşünüyorum açıkçası, ya kaç yıldır başına gelmeyen kalmadı. Gel işte, tam aynen. Toparlanıyor derken bir şey çıkıyor, toparlanıyor derken bir şey çıkıyor. Umarız ki olmaz. Evet, 2022 yılı beklentisi turizmde bir böyle hani altın yıl bekliyorduk biz bu sene. Yeniden şu son iki yılın acısını en azından çıkartacaklardı ve inanılmaz bir talep patlaması bekleniyordu bu yıl için. Ama bu oldu şu an. Hani hiçbirimizin öngörebileceği bir şey değildi bu şu an yaşanan. Zorlayacak pek çok alt sektörü de zorlayacak tabii, netice itibariyle tabii. Bakıldığında. Yine kolay günler değil herkes tabii adına. Yani düşünün, bugün turizmle yaşayan şehirlerde hani sadece oteller değil ki, bir sürü insan çalışıyor orada. O şehre turist gelince herkese faydası oluyor. Alım gücü de düşmüş olacak. Sonuçta çalışan sayısı azalacağı için. Ya bir de bizim Türklerin hani o kadar fiyatlı yerlerde tatil yapma şansı biliyorsunuz artık zaten çok fazla kalmadı. Çünkü fiyatlar euro bazında turizmde arttığı için, hani sizin geçen sene 2 sene önce 10 bin liraya gittiğiniz bir yer bugün 30-40 bin liraya geldi. Zaten hani normal statüde olan bir bireyin bu tatilleri yapması zor Antalya otellerinde ya da işte Bodrum otellerinde. Mutlaka ve mutlaka turistin gelmesi lazım onlar için. Çünkü hani 1.000 euro bizim için çok büyük bir para. Bizim alım gücü gitti zaten baktığımızda. Evet. Asgari ücrete %50 zam geldi. Enflasyon %54 küsür. Evet. Zaten eksiye düşmüş durumda. Maalesef. Daha ikinci ay sonunda. Açıkçası yeni bir düzenleme gelmezse bir taraf hiç olmasa ya emekliye ya bilmem kime falan yeni para girişi olmayacak. Alım gücü de düştüğü için vatandaşın sıkıntısı ayrı. İş yapamaz hale gelecek firmalar. Maalesef talep öyle. Azalacağı için istihdam azaltacaklar. Yine topyekun bir sarmal haline gelme ihtimali var açıkçası. Yönetilmesi yani hiçbir şekilde kolay tam düzelemiyoruz yani gün sonunda. İşte bakıldığında en basit işte savaş yüzünden Türkiye'ye yağ sevkiyatı bile gelmiyor. Evet. Yani bütün bunları alt alta üst üste koyduğumuzda herkes etkileniyor. İşte turizm dediğimizde sadece gelen turisti ağırlayan otel değil ki, ya ona perde satan bile etkileniyor. Tabii ki. Baktığımızda yani çok farklı katmanlı bir sorun yumağı içerisindeyiz sanki. Benim algıladığım kolay kolay aşılmayacak. Aşılması için çok katmanlı çözüm önerilerinin ortaya çıkması lazım. Evet, yani hani bunun, bu sürecin düzelmesi yine bir zaman alacak. Hani bir günde düzelmeyecek hiçbir şey. Evet, yani herkesin çok daha dikkatli olması gereken bir dönem. Hani bütün iş yapanların da, sade tüketicinin de artık en ufak kuruşun hesabını da yapması lazım bana göre. Önünü görmesi kolay değil, dolayısıyla temkinli olması. Evet. Ama burada tabii ki biraz talebin düşmesi anlamına geliyor ama daha büyük zararları önlemek için herkesin biraz frene basması lazım gene ya. Maalesef. Benim gözlemlediğim, evet. Ama yine sanki böyle vatandaşımız harcamayı da seviyor gibi seviyoruz, geliyor seviyoruz, bir taraftan. Evet. Hani sizler gene bir hareket kazanacaksınız. Gerçekten tabii. Öyle yani biz inanın Temmuz'dan sonraki o çıkan cirolar hepimizi çok şaşırttı. Yani şunu gördük ki gerçekten insanlar seviyor yani bir şeyler almayı, yok, yeni yok, bir kesin. Şey. Hepimiz seviyoruz. Bizim herkes kendi çok bütçesine sevim. Göre bir şekilde ya şöyle bir şeyler en alıyor. Şöyle basit bakalım, ya trafikteki araç sayısı çok fazla değişmedi. Oysa akaryakıt uçtu gitti. Başka bir ülkede olsa yarıya inerdi o trafik. Evet evet. Yine protesto edip her araçta bir kişi olurdu. Vesaire baktığımızda hani imkanı varsa harcıyor bizim millet. Bir tarafıyla iyi, en azından tüketimi force etmiş oluyor. Yeter ki böyle çok kredi borcuna batmadan falan öyle evet, bir gitsin. Evet, en önemlisi o gerçekten. Yani perakendenin umudu sonuçta gene vatandaşını harcamaz. Ya tabii şöyle de bir durum var. Biz biliyorsunuz Orta Doğulu turist de çok alan bir ülkeyiz. Hı. Yani inanılmaz derecede. Bursa'yı da seviyorlar herhalde. Bursa'yı da çok seviyorlar. İstanbul'u da çok seviyorlar. Bizim alışveriş merkezimiz işte İstanbul'da 2 tane alışveriş merkezimiz var. Bursa'da 2 tane alışveriş merkezimiz var. Rusya tabii ki Antalya'yı etkileyecek ama Orta Doğu'da bir sıkıntı yok. Sürekli gelmeye devam ediyor ve sürekli inanılmaz harcıyor Orta Doğu'lu. Yani inanılmaz bir alışveriş eğilimi ve potansiyeli var. Parası var. Parası var. Parası değerli. Ve gerçekten hani cirolara çok 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 büyük katkıları söz konusu. Bir de çok biliyorsunuz artık ev sahibi de oluyorlar, evet. Orta Doğulu. Hem Bursa'da, işte Karadeniz'de ve İstanbul'da. Bunlar senelerini 6 aylarını neredeyse artık Türkiye'de geçiriyor.
Umarız ki bu ülkelerle de aramız bozulmaz. Herhangi tabii bir ki, evet, şey olmaz. Yani. Öyle bir temennide de bulunalım. Ben biraz daha böyle AVM'lerin içine doğru girmek istiyorum. Hani genel sektörel bazda konuştuk, perakendenin ruh hali, zorlukları da var. Biraz umutlanmış, biraz şimdi belirsizlik var. Açıkçası hava durumu gibi sürekli değişken benim gözlemlediğim ülkenin kadarıyla. Durumu. Mesela işte bir dönem çok fazla kiradan şikayet vardı baktığımızda. Şimdi ya da başka beklentiler vardı. Son oturan sistem nasıl işliyor? Taraflar memnun mu? Çünkü sizin de kayıplarınız olabiliyor çok. Sistem değiştiğinde. Çünkü döviz bazlı borçlanıp yatırıma giriyorsunuz. Sonra yok döviz olmaz, TL deniyor vesaire baktığımızda. Bu nasıl halledildi? Şu anda normal mi taraflar adına? Ya şu anda yatırımcı burada zor durumda. Yani şu anda kiracı daha avantajlı. Çünkü eskiden biliyorsunuz dövizdi sözleşmelerimiz ama borçlarımız da bizim dövizdi. Yani döviz alıp borçlarımızı dövizde ödüyorduk. Bir sorun yoktu. Fakat biliyorsunuz yeni yapılan düzenleme sonrası kiralar TL'ye döndü. Ve şöyle bir şey var. Hani bugün %54.44 TÜFE artışı varken kira artışı bu değil biliyorsunuz. Hani geçen ayın aynı dönemine değil 12 aylık ortalamaya göre kiralar artıyor. Bu da bunun yarısı kadar şu anda %22'ler bantında. Yani bu kadar artan enflasyonun olduğu bir dünyada, yani ülkemizde demek istiyorum bir durumda. Bütün dünyada kiraların, da var, bizde tamamen uçmuş vaziyette zaten. Ya bu kadar artan, bu böyle bir gerçek varken kiralar en fazla %22 artıyor, bir de yıllık artıyor. Zaten 3 ay sonra işte dediniz ya asgari ücret %4 puan eridi bile. Sizin yaptığınız artış da zaten aydan aya eriyerek bir yılı buluyor. Tabii ki de artık çok daha fazla yani. Ya bu sadece ne demek kira oluyor? Kira geliriniz varsa siz yandınız demektir. İşte biz yatırımcılar kanadında şu an durum bu. Bu da ne demek oluyor? Yeni yatırımların önünü kesen bir sistem bu. Yani eskiden işte döviz kredisini ödeyen insanlar için hani TL döviz kira bir şekilde karşılıyordu. Şimdi tabii ki de çarpı 5 yıl belki çarpı 10 yıl daha arttı. Bu borcun geri ödenmesi. Böyle bir durumda yatırımcının tekrardan yeni bir yatırım yapma hevesi kesinlikle olamaz. Yani böyle bir şey kalmadı. Kim yapar bir AVM yatırımı diye soracak olursanız o dönemde hiç kimse buna cesaret edemez. Özellikle artan maliyetler. Bir de yok. Bugün demir yok, çimento yok, seramik yok. Seramik yok. Bakın biz şimdi alışveriş merkezimizde yenilikler yapıyoruz. İşte ıslak hacimleri yeniliyoruz. İşte taşları değiştiriyoruz. Bir şeyler yapıyoruz. Ramazan biliyorsunuz ülkemizde hani ilk bir 10 gün özellikle bir hayatın durduğu bir dönemdir. O zaman yaparız biz bu büyük tadilatları. Seramik bulamıyoruz. Seramik yok. Yani Kasım ayından beri seramik arıyoruz ve yok, yok. Temmuz'da alabilecekmiş. Yani sipariş verdik, Temmuz'da gelecek. Böyle bir de durum var yani bir yani tarafta. Bırakın yeni yatırımı, mevcut olanı yenilemeyi siz düşünmüyorsunuz yani. Düşünseniz bile yapamıyorsunuz. Yapıyor işte, verdik siparişi, Temmuz'da gelecek. Zor. Yani Temmuz'da yenileyeceğiz. Bizim Nisan'da yapmayı planladığımız işi seramik bulamadığımız için Temmuz'da yapıyoruz. Evet, bu da ayrı bir gerçeklik. Yani görünün ötesinde meseleler de var. Tabii demek ki baktığımızda tabii ki. Bir yani kiradaki yeni sistem açıkçası işin döndürülmesini bile. Çok dezavantaj. Hani ben şunu da düşündüm. Hani yeni yatırım için tamam insan istemeyebilir. Ama mevcut yatırımı döndürmek için bile hani maliyetinizi karşılayabiliyor tabii musunuz? Ki. Yani çok uzadı işte. Eskiden atıyorum 15 yılsa şu an 20 yıl. 20 yılsa 25 yıl. 25 yılsa 30 yıl yani. Çok kolay değil bir yatırıma girmek için şu an böyle bir dönem, böyle bir tablo yani, yok yani heveslendirecek bir tablo yok. Bir dönem çok heves vardı, deli gibi AVM açılıyordu. Şimdi zorunlu koşullar yüzünden tam bir fren olmuş. Şimdi anladığım hiç yok kadarıyla. Yani gerçekten öyle bir baba yiğit yok diye düşünüyorum açıkçası. Biraz da mesela Bursa açısından bakarsak Bursa doydu gibi bana göre, bilmiyorum hani çok ekstrem bir ihtiyaç var mı diye. Çünkü her yere de AVM açılması çok tabii sağlıklı doğru değil. Bir durum. Zaten yani. Biz hep sektör olarak yani AVM yatırımcıları olarak ve bu işin profesyonelleri olarak şunu diyoruz. Olmayan yerde olmalı. Yani işte bir Bursa özelinde düşünelim mesela. İşte bir şehrin batısında, doğusunda, güneyinde, kuzeyinde, bir tane şehir merkezinde gibi her yere yayılsın ki hem oranın ekonomisine bir katkısı olsun, hem oranın istihdamına. Biliyorsunuz biz evet. 2000-2500 kişi çalışıyor bir AVM'de. Yani işte devasa fabrika gibi. Yani. Bizim bulunduğumuz bölge, hani Koruparkın oraya yapıldıktan sonraki değişimi bir düşünün. Hani oradaki konutlar, oradaki evler, oradaki gençlerin istihdama katılması,
Silsile halinde değişime bütün yol aç. Bölgeye, kesinlikle, evet. Bölgeyi kalkındırıyorsunuz bir nevi. O yüzden hani bu AVM'lerin de şehrin yayılarak çoğalıyor olması, planlı olarak çoğalıyor olması aslında güzel bir şey. Şehre de bir katkı sağlıyor. Ancak ekonomik tablo düzeldikten sonra gene planlı olarak başlayacak gibi görünüyor. Önemli olan sizin mevcudu döndürebilmeniz. Hiç olmazsa şu seramikler değişsin. Evet, evet. Neyse, biz bir şekilde kolaya, yani bizde tabii ki de bir tecrübe var. Hani 23 yıldır torunlar bu işin başında. Kendi AVM'lerimizi kendimiz yönetiyoruz. O yüzden biz bir şekilde hani işimizi iyi yapıyoruz ve iyi yönetiyoruz. Şey de, bu yenilemeyi konuşunca, seramiği konuşunca özellikle aklıma şu geldi. İnsanlar hep aynı mekana gitmekten sıkılıyor bir noktadan sonra. İşte o yüzden o yenilikler güzel Siz oluyor. Siz sürekli bir şeyler yapıyordunuz şimdiye kadar. Bir yenilik, evet. Bir farklılaşma, zaten etkinlikler ayrı ama yerine göre o çehreyi bir değiştirmek. Hani ev kadınları çok sever, koltuğun biraz yerini değiştirir vesaire, canı kesinlikle sıkıldıkça. Öyle. Muhakkak siz de yapıyorsunuz bakıldığında. İnsanlar tekrar yepyeni bir havada gelmiş olacaklar. Aynen öyle. Bizim de çabamız o, dediğiniz gibi hep bir yenilik istiyoruz biz de. Özellikle hani hem ortak alanlarımızda yenilik, mağazalarımızı değiştiriyoruz. İşte biliyorsunuz zaten sektörden takip ediyorsunuz, bazı markalar enerjisi düşen, sinerjisi düşen markalar kapanıyor ya da Türkiye'den çıkan markalar oluyor. Onun yerine neyi tercih ediyoruz? Şu an trend olan, hani gençlerin işte beğendiği, ne bileyim ev hanımlarının beğendiği, çalışan erkeğin beğendiği markaların hepsi bir arada olsun diye. İşte biz buna shop mix diyoruz, mağaza karması. AVM'lerde çok önemli bir şeydir bu. Hani gittiğinizde ailedeki herkesin aradığı şeyi orada bulması. Bütün aileyi getireceksiniz, hepsini harcama yaptıracaksınız. Bütün mağazalar mutlu olacak. Evet, formül öyle. Güzel açıkçası. Peki mağazalarla iletişim nasıl bakıldığında? Bir dönem zaten isteyen mağaza bulamıyordu kendine açıkçası. Bekliyordu birisi çıksın da ben geleyim. Onun da ayrı sıkıntıları, koşulları var. Bu tür iletişimler, ilişkiler ne vaziyettedir? Ya dediğim gibi aslında bakacak olursanız yani Temmuz ayından bu yana tekrardan bu talep başladı. Yani yatırımlar durmuştu pandemide. Çünkü çok büyük bir belirsizlik vardı, ne olacak diye. Temmuz'da işler öyle bir hızlandı ki, her yerde hızlandı. O yüzden tekrar o durdurulan, bekletilen yatırımlar perakendeci ayağında hızlanmaya başladı. Yeni mağaza açmak, olmadığı yerlerde var olmak. Biz çok ciddi anlamda talep alıyorduk. Ki alışveriş merkezlerimiz %100 dolu olmasına rağmen hani özellikle İstanbul'daki bizim hani Türkiye'nin en büyük projelerinden bir tanesi olan işte Mall of İstanbul'da 350 mağaza var. 350 kişi de markada yer bekliyor. Hala öyle. Çünkü orada işler iyi gidiyor. Biraz hem şeyin de etkisi var, dediğim gibi Orta Doğulu turistin çok tercih ettiği bir yer. Orada işler yani çok beklentimizin üstünde ve çok da iyi gidiyor. Orada da devam ediyor talep. Bursa'da da öyle talep devam ediyor. Bizim alışveriş merkezlerimizin tamamı %100 dolu şu an. Bir sıkıntımız yok. Ama şartlar zor. Hani bizim tarafta hayat iyi gidiyor ama genel şartlar sorunlu olduğu için işte enflasyon, tedarik problemi, savaş, kur, her şey bir araya geldiğinde bu herkesin sıkıntısı, bizim de sıkıntımız oluyor. En doğal, zaten birebir tüketiciyle yani karşı karşıyasınız bakıldığında öyle. Ama her kademeyi de temsil ediyorsunuz. Mağazalar adına da pozisyon alıyorsunuz bakıldığında. Hı hı. O işletmenin bütününün yönetimi adına işte tedarikler vesaire bakıldığında siz doğrudan karışmasanız bile o mağazanın performansı sizi etkiliyor. Tabii işte biz onu dedik ya, işte mesela herkes %100 cirosunu arttırmışken X mağazasının cirosunda %20, %30, %40 artış olduğunda diyorsunuz ki yani sendeki sorun ne? Bakıyorsun mağazaya gidiyorsun, ya mağaza çok eskimiş, kendini yenileyememiş, yatırım yapacak gücü yok perakendecinin, ya mal yok, ya işte bir konkordato süreçleri oldu bir arada biliyorsunuz, bir pandemiden önce bir ayakkabı krizi oldu, ayakkabı sektörü krizi oldu. Hep bir her problem, yani hep bir sıkıntı, bir hep bir problem maalesef söz ayrı konusu. Ki Bursa açısından baktığımızda artık net marka değeri olan AVM'leri temsil ediyorsunuz. Biri daha merkezde, biri biraz daha kenarda gibi ama artık Bursa'nın merkezi sayılır bütün bu buralar. Evet, özellikle Mudanya yolu artık biliyorsunuz hani şehrin batısı, şehirler batıya büyüyor ve hani kalkınma batılarda oluyor. Mudanya yolundaki kentleşme de
zaten. Biraz da sizin projeyle oldu gibi. Biraz yani evet. Start orada gibi. Çünkü daha çok İzmir yolu tarafı hareketliydi. Sizin o projeniz devamını da getirdi. Evet, biraz tetikledik. Yani sıkıntılar da oldu, başka şeyler de oldu bakıldığında. Ama özellikle bayağı etkisi oldu. Bu binelik konutlardaki kentsel dönüşüm bekleniyor ki olması gerekiyor. Çünkü çok eski, yani asansör yok biliyorsunuz o evlerde. Evet. Hani orası da bir tekrardan bir dönüşüme girerse. Bir de Allah korusun bir deprem olursa orası çok sıkıntılı. Evet, yani sonuçta onu çok iyi bir planla dönüşüme sokarlarsa, çünkü çok büyük bir cephe, hani nereden kesinlikle baksanız bize gelene kadar Mudanya yolunun hani geçit bölgesine kadar çok ciddi anlamda bir cepheyi kaplıyor. Yani kentsel dönüşme bence Bursa'da girecek en önemli yerlerden bir tanesi binelik konutlar. Simge de olur çünkü dönüşüme ihtiyaç olan başka yerlerde var. Bir türlü hani çözülmediği için bu simge çözülürse herhalde hız kazanır. Çözülmesi lazım ama yani orada oturan insanlar da doğal olarak daha iyi bir evde asansörü olan bir yerde oturmayı, onların tabii da hakkı. Artık güvenli, böyle bir dünya sağlıklı, kalmadı. Evet. Evet. Yani o bölgede daha değer kazanmış olacak her kesinlikle anlamda yani. Yani o yüzden biz orasını artık hani şehir dışı görmüyoruz Bursalılar yok, olarak. Yok değil, o zaten çoktan şehir içi oldu. Dediğim gibi bölgeyi evet, de bana evet göre hareketlendirdi. Şehir hastanesiyle birlikte şimdi metro ulaşımı da geliyor. Hani zaten geliyor metro da tamamen gidecek Mudanya'ya kadar. Feribot'a kadar gitmesi. Şey değildi, bir kaçıldığı zamanlarda biraz böyle lüks bir havası vardı Koru Park'ın. İnsanlar böyle hani sadece bir göreyim gideyim falan. Şimdi çok içselleştirmiş gibi evet, artık evet, geliyor bana. Evet. Ama bunun öbür tarafına bakıyorum. Artık şehrin ilk AVM'si Zafer Plaza. Evet. Zafer Plaza da tam böyle hani kent kimliğinin göbeğinde gibi. Onun bir parçası gibi oldu açıkçası. Gerçekten hani çarşının uzantısı gibi. Gerçekten. Ve şehrin dokusuna şey da çok yani, uyumlu. O bölgeye çıkan kişi muhakkak Zafer'e giriyor çıkıyor bir şekilde. Ben öyle hissediyorum. En azından ben öyle yapıyorum, bir girmeden oluyor. Aynen. Böyle tam bir böyle gerçek Bursalı oldu diyebilir miyiz orada? Gerçekten. Bakın hani Zafer Plaza'dan bahsederken bizim bile yüzümüz gülüyor farkındaysanız. O grubumuzun bizim ilk göz ağrısı. Hani grupta da yeri çok özeldir. Ve bence Türkiye'deki en iyi lokasyondur. Yani böyle bir lokasyon bence Türkiye'nin hiçbir yok, yerinde evet yok. Bir tarafında işte Uludağ, tarihi surlar ve şehrin dokusuna hiç zarar vermeyen tamamen yerin altında konumlanmış tabii, bir alışveriş merkezi. Yani biz oraya şey derdik zaten ilk günden beri, şehrin kalbi, yaşam merkezi, hani gerçekten hala o şeyini koruyor. Sonuçta herkes bir şekilde şehre çıkıyor, kapalı çarşıya gidiyor. Orada dolaşmayı seviyoruz, orada yaşamayı seviyoruz. Orası daha yaşayan, böyle hani nefes modern alan bir yer. Modern alışverişi de sunuyorsunuz tarihi ortamın içerisinde. Gerçek. Belki de çeken ve, odur. Ve şu anda yapılan biliyorsunuz kent dönüşümü Kültür Bakanlığı'nın projesiyle o bölge çok daha değerli bir hale geliyor olacak. Bu bizi çok mutlu ediyor şu an. Ben biraz da o tarafı sormak istiyorum. Orada artık tarih biraz daha gün yüzüne çıkıyor. Kesinlikle. Sonradan yapılmış binalar temizlenirken hep de çok konuşuldu, gündemdeydi. Zafer Plaza'nın bir bölümü söz konusuydu. Boyner'le özdeşleşmiş. Evet, orasına eski itfaiye da, binası. Evet, doğru, itfaiye vardı zamanında. İmzalar atıldı. Netice itibariyle artık orası da tarihi silüete rahatsızlık vermeyecek şekle gelecek tabii değil ki, mi neticede? Tabii ki. Son yani, durum nedir onu ben merak ediyorum. Ya bir, orada evet şimdi zaten yıkım çalışmaları devam ediyor o bölgede biliyorsunuz. Tamamen Kültür Bakanlığı'nın bir projesi olarak işte Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız da projeyle birebir yakından ilgileniyor. Biz de o binayı yıkıyoruz. Yani hem zemin olacak ki oradaki bütün tarihi doku öne çıkacak. Çok güzel bir proje. Ben gördüm projeyi. Hani zaten kamuoyuyla paylaşıldı. Proje bittikten sonra bence şehir merkezinin değeri çok daha fazla artacak. Biz de üzerimize düşen görev neyse yerine getirdik Torunlar grubu olarak. Orada bize sunulan her şey okey. Hani tekliflerine her şeye tamam dedik. Yıkımı da kendimiz biz yapıyoruz. Bütçesini de biz karşılıyoruz. Hani burada bir destek olmak amacıyla. Kiracı boşaldı. Şubat sonu itibariyle kiracıyı boşalttık. Şimdi söküm çalışmaları başladı. Herhalde yaza kadar da yıkımı biter. Sonra projenin detaylarını tabii çok net bilmiyorum. Hani ne zaman orası bitecek ve tekrardan açılacak bölge. Ama yaza kadar yıkım işlemi bitmiş olur. Bitmiş olur. Evet, bitmiş olur. Ben ve inanıyoruz ki biz orası çok daha şehir merkezinin değeri tekrardan artacak. Çünkü çok güzel bir proje oluyor. Tam bir turizm merkezi zaten. Hani zaten Bursalı hep oraya uğrar bir kere ama evet, kent dışından gelenler için de çok daha cazip bir tabii, alan tabii haline geliyor. Yani bir turistin zaten oraya gelmemesi gibi bir şey
söz ama konusu Bursa, değil. Bursa'nın kalbi yani bir tarafta Ulu Cami, işte. Prinçhan, Kozağan. Tüm zaten baktığımızda Tophane surlarından itibaren devam ediyor heykele kadar komple tarihi bölge zaten. Biz heyecanlanıyoruz, çok mutluyuz hani projenin gerçekleşiyor olmasından dolayı. Bence de daha güzel olacak neticede. Hatta Zafer Plaza'ya da daha net bir kimlik kazandırmış olacak o süreç. Bizim zaten biliyorsunuz bir o bina vardı dışarıda. Gerisi piramit ve yerin piramit, altında her şey. Zaten çok doku, biz oradaki o Boyner binasının boyasını bile hani o şehrin dokusuna uygun olarak seçmiştik. Orada hiçbir kabartma yoktur. Şehrin süriyetine zarar verecek hiçbir şey yoktur. Bu konuda çok hassasız. Burada da üzerimize düşen görev neyse yerine getirmeye zaten hazır olduğumuzu herkes biliyor. Evet, bu açıkçası zaten bir sosyal sorumluluk meselesi. Evet, yani öyle. Burada kurumsal davranış bir örneklik teşkil ediyor. Hani benzer durumda belki birebir olmasa bile farklı durumda olan kurumlara da bir şekilde örneklik teşkil İnşallah, edecek. İnşallah evet örnek olsun. Yani iyi bir şeyin arkasından herkes koşsun isteriz biz de. Yani gerektiğinde o ekmek yenilen yere farklı bir katkı sunulabileceğini de göstermiş Kesinlikle. Oldu. Sadece hani belediyenin görevi değil. Tabii ki belediye temelde o işi yönetiyor. Tabii ki. Ama orada mal sahibinin de gerekeni yaptığını görüyoruz. Uzlaşmacı olmak gerekiyor. Hı. Yani her tarafın bir ortak noktasını çok buluşup anlaşmak. Çok konuşuldu, siyasi malzeme haline getirildi ama bir anda tak çözüm geldi işte bakıldığında. Tabii ki. Netice itibariyle çok olumlu bir karar. Bize talep geldiği gün zaten el sıkışıldı. Hı. Daha öncekiler hep biliyorsunuz zaten maalesef böyle konuşmalar. Yani zaten bir proje varsa üstüne gidiliyor bildiğim kadarıyla torunlar. Hani somut adımlar atan bir grup. Kesinlikle öyle. Hesabını yapan, adımını atan, fayda sağlamaya çalışan. Tanıdığım kadarıyla Aziz Bey'in psikolojisi de öyle evet, genelde. Evet evet yani biz yönetim kurulumuz, yönetim kurulu başkanımız zaten şehrin faydasına olacak bir şeye kesinlikle biz hani grup olarak zaten hayır demeyiz. Burada tabii bana göre sizin fonksiyonunuz da çok önemli. Çünkü hani dışarıdan gelen bir sermaye grubu neticede Bursa adına ama Bursalıların sahiplenip yönetmesi... Tabii. Orada çok güzel bir köprü kurmuş gibi görünüyor. Evet, ama açıkçası. Yönetim kurulu başkanımızı da Bursalı zannediyorlardı uzun yıllar biliyorsunuz. O da çünkü çok Bursa'ya bizim katkılarımız olmuştur. Biz birçok Bursa'da tarihi işte bu Hoca İlyas Okulu'nu renove ettik. Zafer Plaza'nın yanındaki tarihi orası 400 küsür yıllık bir okul. Evet. Karşımızdaki Simgeydi, karakolu, çarşı karakolunu yeniledik. Çok önemli biliyorsunuz Türkiye'de ikincisi olan bir engelliler okulu var bizim yaptırdığımız. Hani Bursa'ya değer katmak bizim için önemli ve değerli. Hani ekmek yediğimiz yere keşke bütün fayda da sağlıyor olmamız gerekiyor. Evet, olabildiğince. Açıkçası Bursa adına bir kazanç olarak görüyorum. Hani süremizin sonuna geldik. Böyle bir kazançla kapatmış olalım. En azından herkesin yüzünün güldüğü bir proje ortaya çıkıyor anladığım kadarıyla. Şehrin ekonomisine, ticaretine katkınız turizmine. Var. Turizmine de böylece ekstra da bir katkı sunmuş olacaksınız neticede. Ben ama bu arada tekrar hani savaşın bir an önce bitmesi dileğini dile getirmek istiyorum. Hem tüm dünya adına hem Türkiye'de gerçekten. Belirgin sektörler adına hayati önem taşıyor çünkü. Gördüğüm kadarıyla en azından ekonomik hayat açısından insanların cebini de ilgilendiriyor. Bir an önce enflasyonun da durulmasını, savaş rüzgarlarının da kesilmesini ben diliyorum. Evet en önemlisi şu anda bu barış. Çünkü bir takım sivil, yani sivil insanların zarar gördüğünü bilerek yaşamak gerçekten... Üzücü bir şey. Hani bu hepimizin başına gelebilir. Kesinlikle. O yüzden bir an önce hani inşallah müzakerelerle bu konu savaşarak değil konuşarak çözüyor olur ülkeler. Evet, bu temenniyle de isterseniz programı sonlandıralım süremizin Peki, sonuna çok geldik. Teşekkür Çünkü ederim. Hızlı güzel bir tur oldu. Hem genel ekonomi perakende turizme dokunduk. Özellikle AVM'lerdeki son ruh halini ben merak ediyordum. Güzel tarif ettiniz. Zafer Plaza'nın yeni görünümü, Bursa'nın çarşının yeni görünümüne dair de sözlerle noktalamış olalım. Evet, katılımızdan evet. verdiğiniz değerli bilgilerden dolayı teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz, sağ olun. Evet, ekonomide bugün de perakende sektörünü değerlendirdik. Bursa'ya değer katan AVM'lere bir pencere açtık. Sorunları, beklentileri gündeme taşıdık. Gelecek yayında görüşmek üzere, hoşça kalın efendim.